2024, Türk ordusunun en kritik İHA ve SİHA projelerinin tamamlanacağı bir yıl olarak oldukça kritik bir öneme sahip. Dünyada giderek daha fazla tanınan Türk SİHA'larına gelecek sene pek çok yeni sistem ekleniyor. Bu videomuzda 2024 yılında envantere girecek tam 15 farklı SİHA projesinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Bayraktar Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı. Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk insansız savaş uçağı olarak ön plana çıkıyor. Tasarım ve geliştirme çalışmalarında sona gelinen turbofan motorlu, gizlilik ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip olan bu savaş uçağının 2024 yılının hemen başında seri üretime girmesi hedefleniyor. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızıl Elma, 1,5 ton mühimmat taşıma kapasitesi, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden iniş kalkış kabiliyetine sahip olacağı için TCG Anadolu'da da kullanılacak olan Kızıl Elma, gövdesinin içerisinde taşıyacağı mühimmatlarıyla her türlü hedefe taarruz gerçekleştirebilecek. 2. TUSAŞ Anka 3. TUSAŞ Anka 3, Türk savunma sanayi şirketi TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmalarında sona gelinen turbofan motorlu, gövde içinde silah sistemleri barındıran, yüksek faydalı yük taşıma kapasiteli, hayalet kuyruksuz bir insansız savaş uçağı projesi. Anka ve Aksungur platformlarından elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi neticesinde geliştirilen Anka 3, jet motorlu İHA'nın kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilizatör bulunmaması, silah istasyonunun gövde içinde barındırılması sayesinde düşük radar izine sahip olması hedefleniyor. Yaklaşık 0.7 Mach, yani 800 km hıza ve 7 tona varan kalkış ağırlığına sahip olacak olan Anka 3, kanat altı silah istasyonlarıyla gerektiğinde gizlilikten fedakarlık yaparak çok daha fazla faydalı yük taşıyabilecek. Anka 3, Türkiye'nin yeni nesil insansız hava araçlarında geldiği yeri göstermesi açısından oldukça kritik bir değere sahip. 3. Bayraktar Akıncı C. Baykar Makina tarafından geliştirilen 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasiteli Bayraktar Akıncı'nın çok daha yüksek mühimmat taşıma kapasitesine sahip olacak olan en güçlü varyantı Akıncı C, inşallah 2024 yılında envantere giriyor. Akıncı serisinin en güçlü modeli olacak olan bu SİHA, 2 adet 950 beygir gücünde motora sahip. Sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek SİHA'sı olacak olan Akıncı C, keşif, gözetleme, istihbarat, su üstü harbi, kara hedefleri vurma gibi görevlerde kullanılmanın yanı sıra milli hava-hava füzelerimiz Gökdoğan ve Bozdoğan'ı da fırlatma kabiliyetiyle Akıncı serisine hava-hava kabiliyeti de ekleyecek. 4. Bayraktar DİHA. Türkiye'nin yerli ve milli dikey kalkışlı insansız hava aracı projesi olan Bayraktar DİHA'da da yavaş yavaş sona geliniyor. Baykar tarafından geliştirilen DİHA, elektrikli tahrik sistemiyle sessiz ve gizli hareket edebiliyor. Keşif, gözetleme ve istihbarat gibi görevlerde kullanılacak olan Bayraktar dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı DİHA platformu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine dahil edilecek muazzam bir güç olarak envantere girmeye hazırlanıyor. 5. Bayraktar TB3. Baykar Makina tarafından geliştirilen katlanır kanatlı silahlı insansız hava aracımız olan Bayraktar TB3 de 2024 yılında envantere girecek nadide eserlerden bir tanesi. Türkiye'nin yerli ve milli silahlı insansız hava aracı ailesinin en güçlü versiyonlarından birisi olarak tasarlanan TB3, Baykar tarafından tasarlandı. MAM-L ve MAM-C gibi akıllı mühimmatlar ve 280 kilogram faydalı yük taşıma kabiliyetiyle su üstü harbi, kara hedefleri vurma gibi görevlerde kullanılacak olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisine entegre edilecek ve bu gemiden herhangi bir itici güce ekstradan ihtiyaç olmadan kalkış iniş yapabilecek. 6. TUSAŞ Şimşek Dolanan Mühimmat. Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği dolanan mühimmat projelerinden olan TUSAŞ Şimşek, aslına bakarsanız bir hedef uçak platformuydu. TUSAŞ mühendislerinin üzerine harp başlığı eklemesiyle bir kamikaze platforma dönüştürülen Şimşek, TUSAŞ tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda olgunlaştırıldı. Jet motoruyla oldukça yüksek hızlarda hareket edebilen ve hedefi otonom ve manuel olarak takip edebilen bu platform, her türlü hedefi çok uzun mesafelerden vurabilme kabiliyetine
sahip olacak. Şimşek hedef uçağın envantere girdiğinde minimum 100 km civarında bir menzile sahip olması hedefleniyor. 7. AlphaGo Blok 2. Türkiye'nin kamikaze insansız hava araçlarından birisi olan AlphaGo Blok 2, STM tarafından geliştirilen ve envantere kazandırılan AlphaGo'nun daha gelişmiş versiyonu. Elektrik motoruyla sessiz ve gizli hareket edebilen AlphaGo Blok 2, hedefi otonom veya manuel olarak takip edebiliyor. Karakollar, üst bölgeleri, kara araçları ve deniz platformlarına monte edilebilecek olan AlphaGo Blok 2, gerektiğinde tek er tarafından da taşınabilen bir kamikaze platform olarak nokta atış operasyonlarda Türk askerinin en büyük yardımcısı olacak. 8. STM Boyga Havan Taşıyan İHA. STM tarafından geliştirilen 81 mm havan mühimmatı bırakabilen döner kanatlı insansız hava aracı Boyga'nın da 2024 yılında envantere alınması hedefleniyor. 30 dakika havada kalabilen ve 5 km menzile sahip olan Boyga, terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılacak. Mühimmat sistemi entegrasyonu MKE işbirliğiyle gerçekleştirilen Boyga, düşmana gerçekten Türk'ün gazabını tattıracak çok tatlı bir sürpriz taşıyor. O da 81 mm'lik havan topu mühimmatı. 9. STM Alpagut Dolanan Mühimmat. Türkiye'nin yerli ve milli dolanan mühimmat projelerinden bir diğeri de STM'nin AlphaGut adı verdiği yeni nesil platformu. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen AlphaGut kamikaze insansız hava aracı, dolanan mühimmat olarak düşmana Türk'ün gazabını tattıracak. Kendi kendine otonom hareket edebilen, hedefi otonom bir şekilde tespit edebilen ve imha eden bir silah sistemi olan AlphaGut, uydu bağlantısıyla çok uzak mesafelerden kontrol edilebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. 10. Azap 500 km menzilli kamikaze İHA. Robit Teknoloji tarafından yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen Azap adı verilen kamikaze insansız hava aracımız, çok yüksek sürate ve çok uzun menzile sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Yüksek hızlı ve uzun menzilli bir kamikaze insansız hava aracı olan Azap, 500 km menzile sahip ve üzerindeki harp başlığıyla hedefe çarparak imha ediyor. Azap, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar kesit alanıyla düşman hava savunma sistemlerini kolay bir şekilde aşabilecek. 11. Uçbey Vitol dikey iniş kalkış kabiliyetine sahip insansız hava aracı platformu. Biotexan tarafından üretilen, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen Uçbey, bulut altı dikey iniş kalkış kabiliyetli insansız hava aracı, dikey kalkış ve iniş özelliğiyle esnek bir şekilde kullanılabilecek. 3,5 metre kanat açıklığına ve 22 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan Uçbey, taşıdığı gimbal sistemiyle keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılabiliyor. Elektrik motorlarıyla 3 saat havada kalma kabiliyetine sahip olan Uçbey'in daha güçlü versiyonuyla mühimmat taşıma kabiliyetine de kavuşturulması hedeflenmekte. 12. Milli Sürü İHA Teknolojisi. Türkiye'nin milli insansız hava araçları arasındaki iletişim ve koordinasyon teknolojisi de inşallah 2024 yılı içerisinde envantere giriyor. STM ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen bu teknoloji sayesinde birbirleriyle haberleşebilen ve ortak hedeflere yönelen insansız hava araçlarımızın oluşturduğu sürüler düşmana Türk'ün gazabını en acı şekilde tattıracak. Kargo, AlphaGo, Boyga gibi platformlarla başlaması, daha sonra çok daha büyük boyutlu Bayraktar TB2, Akıncı ve Kızıl Elma gibi daha büyük platformlara da yayılması hedeflenen Milli Sürü İHA teknolojisi sayesinde Türk SİHA'ları otonom bir şekilde görev icra edebilme kabiliyetine kavuşturulacak. 13. Lentatec Kargı Dolanan Mühimmat. Türk Savunma Sanayi tarafından geliştirilen yerli ve milli insansız kamikaze hava araçlarından birisi olan Lentatec Kargı, Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail'in ürettiği Harop ve Harpi isimli platformlara vereceği çok güzel bir cevap olacak. Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen Kargı platformu çok uzun menzillere sahip olacak ve bu sayede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin İsrail'den satın almak zorunda kaldığı Harpi ve Harop platformlarına olan ihtiyaç ortadan kalkacak. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip olacak.
Lentatec tanımladığı altyapı hazırlıklarıyla kargının seri üretimi için gün sayıyor. Hava aracı, yer sistemleri, seyir sefer ve otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimiyle sistem yazılımı aynı zamanda proje yürütücüsü olan Lentatec tarafından hayata geçirilen kargı projesi, yerli ve milli çözümlerle seri üretime yaklaşıyor. Bu platform ilk başarılı uçuşunu 2018'de gerçekleştirdi. Yabancı menşeli bileşenlerin yerleştirilme çalışmaları sonucunda tamamen milli kaynaklı hale getirilen kargı, radyo frekans arayıcı başlık, tahrip sistemine ek olarak uçuş motoru, fırlatma motoru, roket motoru, link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemlerin de tamamen yerleştirilmesiyle artık Türkiye'nin kendi öz evladı olarak envantere girmeye hazırlanıyor. 14. Roketsan Uydu Fırlatma Sistemi. Roketsan tarafından geliştirilen bir insansız uydu fırlatma sistemi olan bu platform, Türkiye'nin geliştireceği sivil ve askeri uyduları otonom bir şekilde uzaya çıkartmak ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti'nin uzaya açılmasında başka devletlere olan bağımlılığını ortadan kaldırmak için geliştirildi. Türkiye'nin roket ve füze teknolojisinde lider kuruluşu olan Roketsan tarafından geliştirilen uydu fırlatma sistemi, uydu fırlatma roketi, uydu fırlatma aracı ve uydu fırlatma merkezi olmak üzere 3 ana bileşenden oluşuyor. Uydu fırlatma roketi ilk etapta 400 kilogram yük taşıyabilen 2 kademeli bir roket olarak tasarlandı. Uydu fırlatma aracı roketin taşınması, hazırlanması ve ateşlenmesi için gerekli alt sistemleri içerirken, uydu fırlatma merkezi ise roketin kalkış noktasını oluşturmak üzere Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde kurulacak. Böylece Türkiye Cumhuriyeti artık uzaya uydu göndermek için sistemlerini yurt dışına göndermek zorunda kalmadan Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinden uzaya uydu gönderilebilecek. 15. Baykar Makina Yapay Zeka Teknolojisi. Türkiye'nin SİHA üretiminde lider kuruluşu Baykar Makina'nın geliştirdiği yapay zeka teknolojisinin 2024 yılı içerisinde Bayraktar Kızıl Elma ile bir ilk olarak envantere girmesi hedefleniyor. Yapay zeka destekli it dalaşı teknolojisini de içeren Baykar Yapay Zeka Sistemi, kendi kendine karar verebilen ve operasyon yürütebilen insansız hava araçlarına giden yolu aralayacak. Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen yapay zeka projesi, görsel duruş tespiti, temel obje tespiti, gimbal obje tespiti, görsel iniş desteği, yer işareti tanıma gibi alanlarda çalışacak ve insansız hava araçlarımızın otonomi, durumsal farkındalık ve gelişmiş emniyet seviyelerini arttırmayı amaçlayacak. Bu teknolojinin devreye girmesi ve sürü SİHA teknolojisinin de kademeli olarak devreye alınmasıyla Türkiye, yerli ve milli kaynaklarla insansız hava araçlarını asli vurucu unsur olarak kullanmaya başlayacak diyelim. Peki siz bu 15 yerli ve milli projeden en çok hangisini beğendiniz? En çok hangisinin faydalı olacağını düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ve bu tarz yayınların devamı için katıl butonu üzerinden bizlere ve kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar.